Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'nin Ağustos ayında Fransız basınına verdiği demeçte, dünya lideri olmanın sanıldığı kadar havalı olmadığını belirterek, buna örnek olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da 10 günde bir konuşmak zorunda olan benim demişti. Le Point adlı dergiye verdiği mülakatta Macron, Erdoğan'la yapılan görüşmeler her zaman çok ciddi geçiyor diyerek Erdoğan'dan çekindiğini belirtmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da 10 günde bir konuşmak zorunda olan benim sözleri ise Erdoğan'ın Fransa üzerinde ne kadar baskı kurduğunu gösteriyor. Hatta Erdoğan da Macron için demişti ya, sen bu işlerde daha yenisin diye. Bir keresinde kendisine söyledim, şu andaki devlet başkanını. Daha dedim bu işlerde yenisin. Cezayir'de yaptığınız katliamı biz dedim çok iyi biliyoruz. Ruanda'da yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz. Geçenlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Korsika Adası'nda düzenlenecek Avrupa Birliği üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi MED7 öncesinde basın toplantısı düzenledi. Türkiye konusunda ortak bir tavır belirlenmeli. Avrupa'nın enerji ve stratejik konularında ortak bir politikası olmalı. Bu konuları sadece NATO'ya bırakmamalı. Bu konularda Avrupa ülkelerinin güçlü tavrı olmalı. Türkiye, Doğu Akdeniz bölgesinde artık bir ortak değil, ifadelerini kullanan Macron, NATO müttefiki Türkiye'nin Libya açıklarında Fransız gemisine kabul edilemez uygulamalarda bulunduğunu iddia etti. Macron'a cevabımı şu videoyla vermek istiyorum. Ruanda'da 800 bin insanı o soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır. Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar. Ne dersi veriyor? Macron, Türkiye'nin Yunanistan'ın haklı haklarını inkar ederek Libya hükümetiyle imzaladığı anlaşmaların kabul edilemez olduğunu savunarak şunları söyledi. Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor. Sadece bir kısmını söyledim. Yunanistan'a karşı yapılan provokasyonları ve alınan tek taraflı kararları söylemedim bile. Kırmızı çizgimiz belli. AB üyesi her ülkenin egemenliğine saygı göstermek, uluslararası hukuka riayet etmek ve tek taraflı her kararı kınamak. İstediğimiz tansiyonun yükselmemesi ama bu pasif olacağız anlamına gelmemeli. Türkiye hedeflerini açıklığa kavuşturması gerekiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, söz konusu zirveye katılacak ülkelerle Türkiye ile yeniden diyalog oluşturmak için neler istenildiğinin belirlenmesi gerektiğini de dile getirerek, Türkiye konusunda yapmaya hazır olduğumuz ve yapmasını istediğimiz şeyleri belirlemeliyiz. Ancak pazarlıksız ön şartlarımız olacak. Avrupa'da bu açık tavır ortaya konmalı. Avrupa birlik içinde ve açık olmalı, dedi. Macron, Fransa'nın pozisyonunun son aylarda sabit olduğu ve bu pozisyonunun tansiyonu yükseltmeye yönelik olmadığını savundu. Bazılarının Fransa ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek istediğini anlatan Macron, ülkesinin herhangi ülkenin münhasır ekonomik bölgesi hakkında tek taraflı karar almadığını iddia etti. Macron, Türkiye provokasyon içeren tek taraflı kararlar aldığında Fransa, AB üyesi ülkelerle dayanışma gösterdi. İstediğim Türkiye ile verimli diyalog oluşturmak, başka seçenek yok. Barış içinde yaşamaya ihtiyacımız var, ifadelerini kullandı. Macron, bu barışçıl tavırlarla bizi kandıramaz. Biz bunları yemeyiz. Türk halkına saygı duyduğunu söyleyip iradesini yok saymak tam bir ikiyüzlülüktür. Türk halkı kendi özgür iradesiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak seçmiştir ve sonuna kadar da arkasındadır. Türkiye, Fransa'nın veya herhangi bir ülkenin müstemlekesi değildir. Macron, sömürge döneminin üslubuyla konuşmaktan vazgeçmelidir. Türkiye, egemen, bağımsız, güçlü, demokratik bir ülkedir ve halkının iradesine göre yönetimini belirlemektedir. Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron'u mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron'u mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan, atanamayan Napolyon mu? Fransa her alanda karşımıza dikilirken hepimizin aklına bir soru geliyor. Bu Fransa bizden ne istiyor?
Gelin bu soruyu Bekir Hazar'ın analiziyle cevaplayalım. Korona öncesine kadar Paris başta olmak üzere Fransa'nın her yeri alev alev yanıyordu. Sarı yelekliler küresel sermayenin bankalarına, iş yerlerine saldırıyor, yakıyor, yıkıyor, Macron'un kellesini istiyordu. Devrim neredeyse gerçek olmak üzereydi. Kimsenin tanımadığı bu adam, küresel sermayenin bankasından üflenerek Cumhurbaşkanlığı koltuğuna bir anda oturmuş parlak bir çocuktu, Amerikan derin devletinin tanımlamasına göre. Devrilmek üzereydi. Araya korona girdi, korkular ve yasaklar devrim şiddetini ve öfkesini şimdilik geriye itti. Ancak bitmedi. Kısa bir süreliğine hız kesti. Aynı Fransa'yı şimdi korona fena halde vuruyor. Günlük 10 bin vaka sınırına dayandılar. Dehşetin büyüğünü yaşıyorlar, durumları facia. Üstelik her yerden de tokat yiyorlar. İçeride, dışarıda önüne gelen onlara sopa indiriyor. Zavallı Macron da bu bitkinliğinin içinde Yunanistan'a sarılıyor. Türkiye'ye kafa tutan bir yolunma evresindeki tavuğa dönüşüyor. Peki neden Türkiye hedefinde? Çünkü Rum kesimiyle doğalgaz çıkarılması konusunda Total vasıtasıyla anlaşma yaptı. 10 milyar dolarlık sondaj ve üretim yatırımı yapacaktı Rum kesimine. Doğu Akdeniz'den para basacaktı darphane gibi. Yıllardır sömürdüğü Libya'da da Hafter'i desteklemiş ancak Türkiye'nin müdahalesi Doğu Akdeniz'de canına ot tıkamıştı. Bir de içeride kan kaybediyordu. Tüm anketlerde yerlerde sürünüyordu. Bir daha seçilmesi mümkün görünmüyordu. Fransızların %80'i ondan nefret ediyordu. Nitekim Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dış politika danışmanı Emmanuel Bonnet, Temmuz ayının ilk günlerinde çok ilginç bir perspektif çizerek acınacak durumlarını bir baklı olarak ağzından çıkarıyordu. Elise Sarayı'nda Macron'la toplantı yapan Emmanuel Bonnet, ülke içinde oy oranımız %24'e geriledi. Yerel seçimlerde hezimet yaşandı. Seçmenin %60'ı sandığa gitmedi. Bu durumdan kurtulmak için tek şansımız Türkiye. Eğer Türkiye'ye karşı şiddetli bir tepki politikası izlerseniz dış politikada güçlü sesiniz artar. Bu da iç siyasette etkili olur. Eğer bir kez daha seçilmek istiyorsanız her konuşmanıza Türkiye ile başlamak zorundasınız dedi. Macron da o tarihten itibaren neredeyse gün aşırı Türkiye'yi hedef aldı. Sembolü horoz olan Fransa'nın yırtık tavuğu Macron, Türkiye dışında Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri Korsika adasında toplamaya karar vermişti. Bize karşı Akdeniz ülkelerinden bir cephe oluşturacaktı. Ancak Libya, Cezayir, Tunus gibi ülkeler bu toplantıya katılmayı reddetti. Bir kez daha tokatlanmıştı Macron. Elise Sarayı'da Mikro Macron'un küçük düşmemesi için toplantıyı AB ülkelerinden birkaçıyla toplantıya çevirdi. Mısır'da toplantıya katılacaktı ama bizzat Macron Sisi'yi aradı ve toplantının konseptinin değiştiğini ama Akdeniz'le ilgili kendisini bilgilendireceğini söyledi. Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın dün katıldığı toplantıya girmeden önce Macron yine bizi hedef aldı. Türkiye, Yunanistan'ın meşru haklarını görmezden gelerek Libya hükümetiyle de kabul edilemez bir anlaşma imzaladı. Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki faaliyetleri de kabul edilemez. Aynı zamanda büyük bir devlete yakışmayacak provokasyonlar söz konusu. Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız dedi. Yani dış politika danışmanı Emmanuel Bonn'un bir kez daha dinledi ve Türkiye'yi Başkan Erdoğan'ı hedef seçti. Fransız Dış İstihbarat Birimi DGSE'nin aylık Eylül olağan brifinginde Macron'a Akdeniz'i kaybedersek Afrika'yı da kaybederiz mesajı verildi. Afrika'da son yıllarda Fransa'nın ağır darbeler aldığı, Paris'e bağlı kukla liderlerin birer birer değiştiği, bu durumun Akdeniz'e de sıkıntılara yol açtığı hatırlatıldı. Kolay değildi. Afrika'da milyonlarca insanı katlettiği 16 sömürge ülkeden yılda 500 milyar dolar bağımsızlık bedeli altında haraç alıyorlardı. Türkiye'nin Akdeniz'de ve Afrika'daki güçlü manevraları Fransa'nın geleceğini batırıyordu. 500 milyar dolarları tehlikedeydi. Panikleri büyüktü. Bu yüzden cücük Yunanistan'a sarılacak kadar aptallaştı Mikro Macron. Ne yaparlarsa yapsınlar, hepsi bumerang olarak onlara dönüyor, Türkiye tam tersine bölgesinde büyüyor. Yunanistan'ın, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden medet umacak hale gelen zavallıların kışkırtma provokasyonları asla netice vermeyecektir. Kendi ülke iç siyasetleri adına bu saçmalıkları yapanların miatları artık doluyor. Her adımları Türkiye'yi güçlendiriyor, operasyonlarımıza uluslararası meşruiyet kazandırarak enselerine tokat olarak dönüyor. Fransa'nın düştüğü acziyet bunun en güzel deliğiydi.